son zamanlarda şehir hastanelerinin sayısının artmasıyla birlikte kamuda bayağı bir iş potansiyelinin artacağını düşünüyoruz. Özel sektörde de tabii özel hastanelerin sayısının artmasıyla birlikte özel sektörde de bayağı bir iş imkanı olacağını düşünüyoruz bu bölümle ilgili. Özelde daha çok iş fırsatı var. Çünkü kamu hastaneleri görüntüleme üzerinde de hizmet alımı yapıyorlar. Hem MR'da hem röntgende, ultrasonda ve tomografide hepsinde neredeyse. Özel hastanelerde, özel sektörde daha fazla. Şehir hastaneleri de birçoğu görüntülemesini hizmet alımı olarak yapacak ya da yapıyor. O yüzden özel sektörde daha fazla iş imkanı var. İş imkanı çok fazla, şöyle fazla. Hastaneler biliyorsunuz 24 saat çalışılan bir yer. Bu çalışma esnasında kendi mesai saati 7 saat. Bu 24 saatte 4 teknisyen demek. Bu kadar çok ihtiyaç olan bir yerde çok fazla iş imkanı var. Sadece radyolojide değil, nükleer tıpta da çalışabiliyorlar. Aynı zamanda radyoterapi ünitelerinde de çalışabiliyorlar. Nükleer tıbbın da kendi içinde radyoloji kadar zengin bölümleri var. SPECT, PET, PET-CT, sintigrafi, radyolojinin içerisinde manyetik rezonans, röntgen, tomografi, fluoroskopi, dijital anjiyografi, yaygın ve çok bölüm seçeneği var. İşsiz kalma olasılıklarının hiç olmayacağını düşünüyorum. Hem kamuda hem özelde iş olanakları var. Özellikle yeni hastanelerin açıldığı zaman tabii ki mutlaka tıbbi görüntüleme teknikerlerine ihtiyaç vardır. Olmazsa olmaz elemanlarından bir tanesidir hastanelerin. Bunun dışında hiç farkında olmayan bir şey. Bazı belediyelerin sağlık birimlerinde tıbbi tekniker görevlendiriliyor. Yine iş sağlığı güvenliği merkezlerinde de tıbbi görüntüleme elemanı çalıştırılıyor. Ayrıca yeni iş olanakları da çıkıyor. Aslında mesela hep şey diyoruz, yeni gelişen teknolojiyle radyoloji teknikerlerinin yerine geçebilir mi? Onların iş alanlarını kısıtlayabilir mi diye bir soru var aklımızda. Kısıtlayabilen şeyler olabilir ama tamamen ortadan kaldırması yakın zamanda hiç mümkün değil. Ve üstelik tıbbi görüntüleme bilimle birlikte gelişen bir bölüm olduğu için yeni teknikler yeni çalışma alanları da getiriyor. Bu da çok önemli bir şey. Yani ileride yeni bir alet, icat edilmiş bir alet için yeni tekniker ihtiyacı var.